Yazılım teknolojilerinde en yeni trend sorusunu bölmek istiyorum. Öncelikle web tarafına bakalım. Web tarafında bir client tarafımız var, bir de server tarafımız var. Burada Node.js gibi JavaScript engine'leri oldukça popüler hale geldi. Bunların kullanımı arttı ve oldukça fazla internette, community'de bunu savunan, bunu kullanan firma sayısı gittikçe fazla, gün geçtikçe artıyor. Bunun haricinde CSS tarafında da yine birçok framework ortaya çıktı. Bu frameworklerin bizim için avantajı ne? Zaten yıllardır karşılaştığımız problemleri bizim için çözüyorlar. Bizim yeniden bu problemlerle boğuşmamıza gerek kalmıyor. Zaten çözülmüş var burada ve biz bunları kullanarak çok rahat sorunlarımıza çözüm bulabiliyoruz. Diğer taraftan server side'da MVC, ASP.NET MVC framework'ünü kullanarak çözebileceğimiz sorunlarımız var. Oldukça popüler bu aralarda kullanılıyor MVC. MVC'nin bize sağladığı avantajlar ne? Bir kere yazdığımız kodu birbirinden ayırıyor. Katmanlara ayırıyor ve böylece daha kolay test edilebilir hale geliyor bizim kullandığımız teknoloji. Bunun da tabii kendi içerisinde avantajları var. Başka neler popüler? Mobil taraf oldukça popüler bu aralar. Çünkü artık sektörde hepimizin elinde bir akıllı bir cep telefonu veya işte bir tablet bulunmakta. Dolayısıyla bunun üzerine geliştirme yapan yazılımcıların kullandığı frameworkler, kullandığı teknikler de oldukça popüler ve gittikçe de gelişmekte. İleriki yıllarda daha da gelişeceğini tahmin ediyorum mobil alandaki yazılım teknolojilerinin. Başka ne popüler derseniz, yazılım tarafında test driven development dediğimiz yazılım geliştirme süreci diyelim buna. Bu da çok popüler bu aralar. Yazılımcılara artık kod geliştirirken klasik kod geliştirme süreçlerinin dışında test driven development'ı kullanarak kod geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Gün geçtikçe popülerliğini arttırıyor ve önümüzdeki senelerde daha da popüler olacağını düşünüyorum test driven development'ın. Başka ne var? Tabii bir de enterprise tarafımız var. Enterprise tarafında ise çok büyük datalarımız var artık. Çünkü senelerce bu datalar birikti ve artık şirketler bu dataları kullanmaya başlamak istiyorlar. Bu dataların yorumlanmasından ortaya çıkan sonuçlara göre şirketlerine yön vermek istiyorlar. Dolayısıyla bu datanın yorumlanması için data tool'larımız ve BI tool'larımız gittikçe popüler hale geliyor. Daha büyük datalar için bunlara big data deniliyor. Big data çözümleri var. Bunun içine tabii cloud teknolojileri devreye giriyor. Microsoft'un Azure'u veya diğer firmaların cloud teknolojileri. Cloud teknolojileri bize neyi sağlıyor? Bir işlemci gücü sağlıyor. Yani normalde şirketimiz içerisinde bulunmayan bir işlemci gücünü geçici bir süreliğine veya istediğiniz süre boyunca kiralayıp bu elinizdeki dataları yorumlayıp kullanabiliyorsunuz. Enterprise tarafında bu dataların yorumlanması gün geçtikçe popülerliğini arttıracak diye düşünüyorum. Bunun haricinde son zamanlarda yine popüler olan cloud teknolojileri var. Bulut teknolojileri diye geçiyor. Artık firmalar kendi işlemci güçlerini kendi bünyelerinde barındırmak yerine bu işlemci gücünü dışarıdan kiralayıp, satın alıp bunları kullanabiliyorlar. Ve kurum içerisinde yapmak istediklerini cloud üzerinde yapıp bunu dışarıya sunabiliyorlar. Yine bir başka popüler konu service oriented architecture diye geçen mimari. Bu da şu, service oriented, service mimarisi diye geçiyor. Bundan kastımız şu, artık firmalar datalarını dışarıya bir ara birim ile, bir arayüz ile açmıyorlar. Onun yerine servisler ile dışarıya açıyorlar. Dolayısıyla sizin diyelim ki bir hava durumu bilgisine ihtiyacınız var. Gidip bir hava durumu servisinden bunu alabiliyorsunuz. Veya işte trafik bilgisine ihtiyacınız var. Bunun için bir servis var. Gidip siz trafik bilgisini satın alabiliyorsunuz. Bu gün geçtikçe daha da popüler hale gelecek ve benim tahminim şu an bile artık öyle olmaya başladı. Benim tahminim ileriki yıllarda artık istediğimiz dataya servisler üzerinden ulaşabileceğiz bir ara birim olmadan. Siz ondan sonra onu alıp
ister mobil üzerinde, ister bir cep telefonunda, ister bir tablette, ister bir bilgisayarda, isterseniz televizyonunuzda gösterebileceksiniz bu datayı. Dolayısıyla service oriented mimari de gün geçtikçe popülerliğini arttırıyor.